Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Bugün bu yayını size çektiğim gün 22 Ekim. 29 Ekim'e bir hafta var, sadece bir hafta var. 29 Ekim ne? 29 Ekim herhangi bir Cumhuriyet Bayramı değil bu sene. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Ülkeler böyle yıl dönümlerinde mesela 50, 75, 100, 200 büyük törenlerle kutlarlar. Yıl boyunca süren Etkinlikler yaparlar, ee, uluslararası toplantılar düzenlerler, isterler ki başarılarını herkes duysun, kendi halkı da bununla övünsün. Bir hafta kaldı ve bugün e, iletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı Cumhuriyet'in 100. yılına özel etkinlikler açıkladı. Hem de ne zaman açıkladı biliyor musunuz? Hani tesadüftür. Başka bir şey söylemeyeceğim ama sabah saatlerinde Yetkin Report'ta ben bir yazı yayınladım. Yazının başlığı da şuydu. Cumhurbaşkanı Cumhuriyet'in 100. yılını bir kuru mesajla mı anacak diye. Bu yazının yayınlanmasından bir süre sonra da bütün internet sitelerine İletişim Başkanlığı'nın bu Cumhuriyet'in 100. yılını özel etkinliklere düştü. Arkadaşlar insan bazen gerçekten haklı çıkmak istemiyor. Bazen gerçekten insan diyor ki ya keşke haksız çıksam ama bakın Cumhur, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Cumhuriyet'in 100. yılını özel etkinlikleri arasında neler var? Mesela İstanbul Taksim Meydanı'nda maziden atiye Türkiye 100 yılı gösterim alanı yapılacak. Burada su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içerikler yayınlanacak. Sonra yine İstanbul'da Üsküdar Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayallerim vardı. Bu hayalleri tek tek gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Sözlerinden yola çıkan bir etkinlik düzenlenecek. Sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kendi internet sitesinde 100. yıl diye bir sayfa açtı. Bilmiyorum herhangi bir şekilde göreniniz var mı? Yani böyle adeta görülmesin diye saklanmış bir şey. Orada mesela 20 yıla yani 100 yılı 20 yıla sığdırdık bunun teması yani iktidarın, hükümetin, Türkiye Cumhuriyetinin hepimizin cumhuriyeti 100. yıl kutlamasının ana teması 100 yılı 20 yıla sığdırdık yani Adalet ve Kalkınma Partisinin etkinlikleri tamam yani böyle bir şey içinde ondan sonra başka neler yapılacak mesela drone gösterileri yapılacak filan. E, TRT biliyorsunuz Gazze faciası nedeniyle e, 100. yıl programlarını askıya aldı. Çünkü şey şu kutlama deyince şenlik olur illa. Hani başka bir şey olmaz şenlik olur. E, şimdi orada da insanlar ölmüşken biz niye yapalım? Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlama programı 100. yıl o da kutlama değil özel etkinlikler. Hani belki kutlama Deyince e, yanlış anlaşılır yüzüncü yıl kutlaması falan diye yanlış anlaşılır diye mi metin yazarları düşünmüş onu bilmiyorum. E, ama e, burada böyle bir, yani bir yıl değil bir hafta kala bunlar duyuruluyor. Onlarda işte zaten ne var ışık ve ses gösterisi bilmem havai fişek gösterisi falan bunlar yapılır şeyler. Yani ne var bir şirkete verirsiniz birkaç şirkete o şirketlerde tanıdık şirketler olursa daha da tadından yenmez. Tadından yenmez yani... E, Ha şeyi diyecektim o 100. yıl ork yani şey 100. yıl go .tr adresinde mesela 9 tane poster hazırlanmış. O 9 posterden kaç tanesinde Atatürk'ün resmi var biliyor musunuz ya da ismi? Bir sadece bir tanesinde o da maziden atiye yani geçmişten geleceğe Atatürk geçmiş kim gelecek? Tabi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gelecek. Şimdi ee, sadece bu değil. Ya bir süredir ne oluyor biliyor musunuz Ankara'da? Ben yani diplomasi muhabiri olarak yetiştim ve e, diplomasi ve savunma muhabiri olarak yetiştim. Dolayısıyla o tür e, çevrem de var. E, ya bir süredir yabancı büyükelçiler sadece bana değil pek çok gazeteci arkadaşa soruyorlar. Birbirlerine soruyorlar. Ya sana davetiye geldi mi? Bana davetiye geldi mi diye. Çünkü şöyle bir şey var. Yani Acaba ben dışlandım mı? Yani başkalarına davetiye gitti Cumhurbaşkanı çünkü akılları almıyor Cumhurbaşkanının, ülkenin Cumhurbaşkanının Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünde büyük bir hani davet vermeyeceğini falan akılları almıyor. Çünkü e, Türkiye'yi ciddiye alıyor ülkeler. Yani e, iktidarın düşündüğünden daha ciddiye alıyorlar ve hepsinin hazırlığı var. Hani davet gelirse, davet gelirse işte Hangi ülke mesela bu ülke şu bakanını gönderecek, öbürü meclis başkanını gönderecek, öbürü bilmem, şunu gönderecek. Türkiye'yi e, önemsediklerinden ha, böyle bir şey yok. Belki ha diyeceksiniz ki ya ne var iki gün kala verir davetini gelen gelir gelmezse gelmez olur valla. Yani çünkü 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı üçüncü defa e, seçildiğinde hemen bir e, davet gitti. Ondan sonra ülkelerin işte liderleri çağrıldı. Gelen geldi, gelmeyen gelmedi. Ne olacak? Yani hakikaten böyle bir şey hani kervan yolda düzülür bir anlayışla gidiliyor. Biraz daha vereyim size örnek. Şimdi bazı ülkeler var. Cumhuriyetin kurulmasıyla beraber Türkiye'yi tanımışlar. Diplomatik ilişki kurmuşlar. Japonya, Polonya, Macaristan benim öğrendiğim kadarıyla dışişlerinin kapısını aşındırıyorlar. Aylardır. Aylardır diyorlar ki ya biz Türkiye ile diplomatik ilişki kurmamızın cumhuriyetin 100. yılı bizim de 100. yılımız özel etkinlikler düzenlemek istiyoruz. Kapılarını kapıyı çalıyorlar ama kapı duvar. Kapı duvar. Yani insanın aklına ya insan hem utanıyor hem üzülüyor arkadaşlar hem utanıyor hem üzülüyor. Cumhuriyetin kıymetinin bilinmesini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum ve siz de istiyorsunuz biliyorum. Yani Erdoğan'ın ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul etmek istemediği bir şey var. Kabul etmek istemediği bir şey var. O da Atatürk'ün ve Cumhuriyetin kıymetini ve önemini teslim etmenin aslında kendi kıymet ve önemini daha da artıracağı. Sadece içeride değil dışarıda da. Yani bu Cumhuriyet'in kurucusu. Şimdi bugün Türkiye, bakın bugün Türkiye Müslüman nüfuslu ülkelerin, çoğunluğu Müslüman nüfuslu olan ülkelerin tamamından neredeyse pek çok alanda ilerideyse bu saltanatı Atatürk'ün saltanatı kaldırıp yerine cumhuriyeti getirmesi, din ve devlet işlerini birbirinden ayırması, kadın ve erkeğin hukuk önünde haklarının eşitlenmesi... Efendim enerji kaynağımız yok bizim. Petrolümüz, doğalgazımız çok az. Evet şimdi bulunuyor güzel artırılıyor ama hala tüketimin %10'u düzeylerinde. Pek çok yani bunu nasıl aşmaya çalışmış Türkiye? Hani daha Cumhuriyet'in ilk yıllarında sanayi seferberliği. Sanayi seferberliği ve o sayede enerji kaynaklarımız olmamasına rağmen ve hani bütün paramızın enerjiye neredeyse gitmesine rağmen Türkiye sanayide önde ya diğer Müslüman ülkelerle karşılaştırılmayacak kadar önde. İşte bütün bunlar bu laiklik sayesinde sonra düşe kalka da olsa demokratik e, işleyiş sayesinde oluyor. Demokratik seçimler sayesinde oluyor. Yani başka bir şey de var tabii İstiklal Savaşı. İstiklal Savaşı ve işgalci güçlere karşı Türkiye'nin bağımsızlığını kazanması. Ya sömürgecik devrini sona erdirdi. Yani... Hindistan yani İngiliz sömürgeleri işte Hindistan daha sonra oradan ayrılan Pakistan başta olmak üzere pek çok ülke Türkiyeyi e, örnek aldı. Pek çok Müslüman ülkede Kemal isimleri yayıldı. İnsanlar çocuklarına torunlarına Kemal ismini vermeye başladılar. Kemal ismini vermeye başladılar. Şimdi e, tabii burada insanın aklına kötü şeyler de geliyor. Hani acaba şu şeyler vardı ya? saltanat ve hilafetin kaldırılmasını, din işlerinin, devlet işlerinin ayrılmasını falan reklam arası sayanlar vardı ya. Reklam arasıymış o. Tekrar öze dönülecekmiş. Şeriata ve hilafete dönülecekmiş. Sonra İstiklal Savaşı'na hani bir şey var. Kadri Mısıroğlu diye bir Kadri Mısıroğlu vardı biliyorsunuz. Böyle fes takardı böyle bir şovmen gibi. İstiklal Savaşı'na hani keşke Yunan kazansaydı da hilafet şeriat kalsaydı diye savunuyordu ya Herkes de böyle peşinden koşuyordu. Ay hocam hocam büyük bir alim olarak. Şimdi şunu soruyorum arkadaşlar. Eğer işgal güçlerinin sultasına devam eden, sultasında devam eden saltanat ve hilafet döneminde acaba İstanbul'un fakir mahallelerinden ya da çok zengin olmayan mahallelerinden Kasımpaşa'da büyümüş bir işçi çocuğu ülkeyi yönetebilir miydi? Evet Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan söz ediyorum. Saltanat ve hilafet kalsaydı acaba bir işçi çocuğu Recep Tayyip Erdoğan zorluklarla okuyup ondan sonra siyasete girip sonra ülkenin en üst kademesine yükselebilir miydi? Bunu mümkün kılan Atatürk'ün ilan ettiği Erdoğan'ın da hak ettiği kıymeti vermesi gereken cumhuriyet değil mi? Yani bu kadar mı şey hani şeye yani son 20 yıl hani 100 yılı 20 yıla sığdırdık falan deniyor. Son 20 yılda pek çok şey gördük yani hani ilkokul kitaplarında Atatürk'ün isminin biraz daha hani düşürülmesinden tutun da ya Çanakkale Savaşı Mustafa Kemal'in yıldızlaştığı savaş yani ilk defa Osmanlı basınında Mustafa Kemal adı Çanakkale Zaferi sonrasında çıkıyor o zaman daha. Ha Çanakkale Savaşı'ndan Atatürk'ü silme çabaları, ya İnönü Savaşı'ndan İnönü'yü silme çabaları, Kıbrıs'tan Ecevit'i çıkarma çabaları. Yani tarihin bu kadar tahrif edildiği bir dönem bilmiyorum yaşandı mı? Bilmiyorum yaşandı mı? Şimdi Ha Gazze faciası. Ya Gazze faciası öncesinden tamam herkes duyarlı, milli yas ilan ettik, milli yası tuttuk. Şimdi Gazze faciasından önce bir açıklanmış program vardı da Gazze faciası nedeniyle mi iptal oldu? Hayır işte bugün iletişim başkanlığı bugün yayınladı. <laughs> yani tamamen tesadüf olduğuna inanıyorum. Yani ben kendimi o kadar önemseyen birisi değilim de sabahleyin ben bu yayını yapıyorum. Yetkin Report'ta yayınlıyorum. Ondan sonra bak, abi bakıyorum internet sitelerinin hepsinde şey var. İletişim başkanlığı 100. yıl özel etkinliklerini kutlama değil bakın kutlama değil. Özel etkinliklerini açıkladı. Şurada havai fişek gösterisi. Burada Cumhurbaşkanımızın hayallerinin bir bir gerçekleştiğinin sergisi. Bunlar. Bunlar. Ha belki dediğim gibi bu yayınlardan sonra çünkü sadece ben değilim bunu söyleyen. Duyarlı başka gazeteci arkadaşlar, yazar arkadaşlar da var. Onlar da söylüyor. Ha, belki bakarsınız şey yapar Sayın Cumhurbaşkanımız öyle uygun görür. 3 gün kala hadi arkadaşlar gelin diye bütün dünya liderlerine mektup yazar yazılır işleri çalış o yönde de çalışmaya başlar ama bakarsınız da olur böyle bir şey ya bunları şunları ben benim bu yayını size iletmem bile züldür ben utanç duyuyorum bundan üzülüyorum bundan yani bu olmamalı ha geliyorum çok duyarlı çok gerçekten asilane bir tutuma Efendim iki tane çiftçi vatandaşımız Trakyalı Elinin Lüleburgaz ilçesinden Halis Erkorkmaz ve Burak Tunçkol. Görmüşsünüzdür resimlerini. Görmediyseniz de bu isimleri yazarsanız karşınıza çıkar. Cumhuriyet'in 100. yılını kendi yapabildikleri kadarıyla kutlamak için müthiş bir şey bulmuşlar. Harika bir yol. Traktöre pulluğu takmışlar. Tarlaya Cumhuriyet 100 yaşında yazmışlar. Cumhuriyet 100 yaşında. Anadolu Ajansı muhabirine de demişler ki Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyoruz. Minnetle yad ediyoruz. İki çiftçi bu duyarlılığa sahip. Gerisinde söyledim zaten şimdiye kadar. Herhalde meramımı anlattım. Meramımı anlattım. Siz de fazlasıyla anlamışsınızdır. Birkaç izleyici sordu şu Filistin kitabı görmüşler orada fark etmişler. Gerçi bu İngilizce Türkçesi de yayınlandı yıllar sonra tahmin ediyorum. Kimin diye belgelerle Filistin şeyi Ribi Halum. Ribi Halum Ebu Firaz e, takma adıyla da tanınıyordu. Ribi Halum e, Türkiye'deki ilk Filistin büyükelçisi. Onun yazdığı kitap ben de zamanında kendisiyle tanışıp e, çok sohbetlerimiz olmuştu. Onun kitabı tamamen şeylere dayalıdır, belgelere dayalıdır. Böyle içinde göstereyim haritaları falan vardır. Ondan sonra Ribi Halum yani merak eden izleyicilerimiz için söylüyorum. Belgelerle Filistin kitabı gerçekten konuyla ilgilenenlerin kütüphanesinde olması gereken Türkçesi de yayınlandı dediğim gibi zannediyorum bir kitap. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.